Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça muhtasar tefsir çalışmaya devam ediyoruz. 84. ayeti kerimeye geldik. Maide suresinden ve 121. sayfadayız. Yani yeni cüzün başındayız. Ve ma lena bize ne oluyor ki la nu'minu billahi Allah'a e iman etmeyelim. Evet, 84. ayet-i kerimeyi okuyoruz. Ve mâ caenâ minel hakki. Ve bize hak olarak gelene iman etmeyelim. Bize ne oluyor ki? Ve natmehu en yudkhilana rabbuna ma'al kavmis salihin. yani Rabbimizin bizi salih kavimle, salih toplulukla beraber ee, işte e, cennete katmasını umarken, arzularken bu netma'u tamam etmek yani umut etmek, arzulamak. Rabbimizin bizi salihlerle beraber cennete katmasını arzularken biz niye Allah'a ve hak olarak getirdiğine iman etmeyelim? Er tefsirinde şöyle diyor ve eyü sebebin yehulu beynena ve beynel iman billahi وَمَا أَنْزَلَهُ مِنَ الْحَقِّ الَّذ۪ي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Yani hangi sebeptir o ki bizimle Allah'a iman arasına girsin? Yine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği hak olarak Allahu Teala'nın indirdiği şeyler arasına girsin. Yani onlara iman arasına girsin. O hangi sebeptir? وَنَحْنُ nahnu ki biz nercu umarken el cenneti ma'al enbiya وَاَتْبَاعِهِمِ الْمُطِعِينَ لِلّٰهِ الْخَائِف۪ينَ مِنْ عَذَابِهِ Yani biz işte o peygamberlerle beraber ve Allah'ın azabından korkarak ona itaat eden tabileri, o peygamberlere tabi olanlarla beraber cennete girmeyi umarken nasıl öyle hani Allah'a iman etmeyiz, nasıl peygambere iman etmeyiz. فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا Evet, bu söylediklerinden dolayı. E, evet, böyle dediklerinden dolayı. Bakın bu kim söylemişti bunu? Hani 84. ayet-i Öncesine e, gidersek, e, hani o Hristiyanlardan iman eden kimseler söylemişlerdi. E, ve 85. ayet-i kirme. فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ مَا Böyle dediklerinden dolayı Allah onlara sevap olarak, mükafat olarak verdi. Cennatin tecribin tahtiyel enhar. Altından ırmaklar akan cennetleri verdi. Halidine fiha. içinde sürekli kalacakları cennetler. Ve zâleke cezâul muhsinin. işte bu ihsan edenlerin, iyilik yapanların mükafatıdır. Tefsirinde şöyle diyor. Fe cezahumullahu alâ îmânihim ve i'tirâfihim bil haqqi. Cennatin tecrî el enhar min tahti kusûriha. Bu eşcâriha. şarîha fiha ebeden Allahu Teala onların bu imanlarına karşılık ve hakkı itiraf etmelerine karşılık onlara mükafat olarak işte saraylarının köşklerinin ağaçların altından ırmaklar akan cennetleri verdi makîne fiha ebede orada ebedi kalıcılar olarak bu makîne halidîne ile aynı manada ve zâlike tabi halidine de süreklilik manası da var. Ve zâlike bu cezâul muhsinin fi ittibâihim lil hakkı ve inkiyâdihim dûne kaydın ev şartın. Ş kayıtsız şartsız demek. Bakın dune kaydın ev şartın kayıtsız şartsız. Kayıtsız şartsız hakka e, tabi olmaları ve e, boyun eğmeleri sebebiyle iyilikte bulunanların yani bu şekilde iyilikte bulunanların mükafatıdır. 86. ayeti i kerime. وَالَّذ۪ينَ keferu ve بِآيَاتِنَا bi ayatina. İnkar edenler, ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise ulai اَصْحَابُ ashabul cehim. Onlar cehennem ehlidirler. Evet. Tefsirinde şöyle diyor. وَالَّذ۪ينَ keferu billahi ve bir Allah'ı ve Resulünü inkar edenler ve kezzebu bi ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar elleti enzelehu ala rasulih yani Resulüne indirdiği o ayetleri yalanlayanlar ulaike işte onlar el mulazimun lin el bu müteaccice tutuşturulmuş alevlenmiş demek müteaccice yani evet, alevlenmiş tutuşmuş ateşten ayrılmazlar. Bu mülazimun yani bir yere bağlı olan ayrılmayan demek. O ateşten ayrılamazlar. La yahrucune minha ebeden. Ondan ebediyen çıkamazlar. 87. ayet-i kerime Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler La tuharrimu tayyibati ma lekum Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram saymayın, haram kılmayın ve la haddi aşmayın inna Allah la yuhibbul mu'tedin muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Tefsirinde şöyle diyor. Ya eyhellezine amenu ey iman edenler la tuharrimul mustalazzatil mubahati min el ma'akil me ve mensharib vel yani işte nikah hususunda yiyecek ve içecekler hususunda mübah olan, helal olan, lezzetli olan yani tabi helal olmakla beraber hani e, kerih olmayan şeyleri haram kılmayın. Ve la tuharrimuha tezahüden ev teabbüden. Yani işte zühd e, için yani o nimetlerden uzak durmak gayesiyle veya e, kulluk gayesiyle onları haram kılmayın. Ve la tetecavezu hudude ma harramallahu aleykum. Ve Allah'ın size haram kıldığı sınırlarda da aşmayın. İnne Allah la yuhibbul mutecavizine. Allah haddi aşanları sevmez. Vel yubgiduhum onlara buğz eder. 88. ayet-i kerime Ve kulu mimma razıgakumullah Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden halalen tayyiben helal ve temiz olarak rızıklandırdığı şeylerden yiyin. Ve takullah Allah'tan sakının elledi entum bihi müminun kendisine iman ettiğiniz Allah'tan sakının tefsirinde şöyle diyor. Ve kulu mimma yesukuhu Allahu ileykum min rizqihi hale halalen tayyiben. Allahu Teala'nın helal ve temiz olarak işte size sevk ettiği o rızıktan yiyin. La in kane haramen kel ma'khuzi gasban ev mustakh besen. yani haram olarak değil işte e, gaspla alınmış yani hırsızlıkta alınmış ev müstehbeten veya pis yollarla e, habis yollarla elde edilmiş e, işte haram kılınan necis şeyler gibi e, bunlar e, bunları değil vettekullah <türk> Allah'tan sakının imtisali evamirihi ve istinabine nevahihi yani emirlerine tutunarak yasaklarından sakınarak ve huvellezii tu'minune bihi ki ona iman ediyorsunuz eğer iman ediyorsanız imanukum bihi yuzibu aleykum an tettekuhu. Sizin imanınız ondan sakınmanızı gerektirir. 89. ayeti kerime. La yuahizukumullah billagwi fi eymanikum. Allah sizi boş olan yani maksatsız olan yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Velakin yuahizukum bima akattumul eymane. Ancak kasıtlı olarak yaptığınız yeminler yüzünden sizi sorumlu tutar. ve kefaretuhu it'amu aşareti mesakin min evsati ma tut'imune ehlikum ev kisvetuhum ve bunun da kefareti ailenize yedirdiğiniz orta ortalama ve orta hallesinden on yoksulu doyurmak veya onları kisvetuhum giydirmektir. Ev tahriru rakabetin veya bir köle azat etmektir. Femen lem Bunları bulamazsa bir kimse fasiyamu telateti eyyam. O zaman üç gün oruç tutmaktır. Zealike kefaretu eymanikum. Bunlar yeminlerinizin kefaretidir. İza haleftum. Yemin ettiğiniz zaman. Yani bozmanız durumunda. Ve hafzu eymanekum. Yeminlerinizi koruyun. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Leallekum teşkurun. Umulur ki şükredersiniz. Evet bu ayet Kermen'in tefsirinde şöyle diyor. La yuhasibukumullahu eyühel müminun, bima yecri ala elsinetikum minel halifi min gayri e, kastin. Evet kasıtsız olarak dillerinizde yecri ala elsinetikum yani dillerinizde dönüp duran, dillerinizde akan o yeminlerden sizi hesaba çekmez. Ve inna ma yuhasibukum ancak sizi hesaba çeker yemem azemtum aleyhi kasıtlı yaptığınız yeminlerden ve akattumul kulub aleyhi ve hanestum yani kalplerinizle bizzat kasıtlı olarak yapıp da hanese bu yemin bozmak demek Yemi, bozduğunuz yeminlerden sizi sorumlu tutar feyemhu ankum e, evet sizden siler ma azemtum aleyhi e, min eymanin yani o yeminlerden kasıtlı olarak yaptığınız yeminlerden onun günahını sizden siler ve nataktumuhu ve söylediğiniz yeminlerden idha hanestum yani o yemini bozduğunuz zaman o kasıtlı olarak yaptığınız işte yemini bozmanızın günahını siler neyle siler ehade ثلاثه eşya alat tahir yani işte sizin tercihinize bağlı olarak şu üç şeyden birini yaptığınız zaman siler. Nedir onlar? Hiye it'amu aşereti mesakin min evsati ta'ami ehli beledikum. Yani sizin beldenizde bir ailenin ortalama günlük yemesinden, yiyeceğinden on tane fakiri yedirmeniz durumunda siler. Likulli miskinin nisfu sa'in. Yani her yoksul için yarım sağ sadakaya denk gelir. Bu sağ nedir? Sa 2.9 e, kiloluk bir buğday demek. Yani yaklaşık 3 kilo. 3 kilo buğdaya bir sa deniyor. Bunun yarısını yapar. 1.5 kilo yapar. Yani 1.5 kiloluk bir buğday vermek. Tabi bunun karşılığı artık her beldenin ortalamasına göredir. Ev veya kisvetuhum bima yu'tabar urfen e, kisve. Yani örfe göre bulunduğunuz beldede ortalama giysi ise ondan giydirmektir. Veya ev eyta kurakabetin mümine. Mümin bir köleyi azat etmektir. Fe iza lem yecidil mükeffir an yeminihi. yani işte o yemininin kefareti olarak eğer bulamazsa bir kimse ehade hadihil eşya eselase e, yani bu üç şeyden birini bulamazsa kefere anha ona kefaret olur bi siyami selaseti eyyam üç gün oruç tutması kefaret olur zalikel mezkur bu zikredilen huve kefaretu eymanikum eyyuhel müminun yani e, ey müminler yeminlerinizin kefaretidir İza aksemtum billahi eğer Allah'a yemin etmişseniz ve hanestum ve o yemininizi bozmuşsanız ve sunu eymanekum anil hilfi billahi kediben ve Allah'a e, işte yalan yere yemin etmekten o yeminlerinizi koruyun. Ve an kethretil kasem billah ve çokça Allah'a yemin etmekten de dillerinizi koruyun ve an ademil vefa bil ve yemine vefasızlıktan yani yemine bağlı olmamaktan da kendinizi koruyun. Malem yekun Ademül vefayı hayran fefalul hayra. Yani o yemini işte yemine bağlı olmamak. Bakın Ademül vefa yemine bağlı olmamak. O yemini yerine getirmemek hayır olmadığı sürece o yeminlerinize bağlı kalın ve alül hayra ve e, o hayrı yapın. Yani eğer e, yemine bağlı olmakta hayır varsa e, o hayrı yerine getirin. Ama bağlı olmamakta hayır varsa bu sefer de o hayrı işleyin. ve kefiru an eymanikum ve e, yeminlerinizin kefaretini verin. Kema Allahu lekum Allahu Teala'nın kefaret kefaretil yemini size yeminin kefaretini beyan etmesi gibi, açıkladığı gibi. Yübeyyinu Allahu lekum. Allah size açıklıyor. Ahkamehu. Onun ahkamı. El mübeyyinet lil halal, lil halal vel haram. Helal ve haramı açıklayan ahkamı da size beyan ediyor. Leallekum teşkurun. Umulur ki şükredersiniz. E, teşkurun Allah'a. Allah'a şükredersiniz. Ala enne allemekum ma lem tekunu te'alemun. Yani bilmediğiniz şeyleri size öğretmesi nedeniyle. 90. ayet-i kerime Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler innemel hamru vel meysur muhakkak ki içki vel meysuru ve kumar vel ensabu ve dikili taşlar yani putlar vel ezlamu e, ve e, o fal okları ricsun min ameli şeytan Şeytan işi birer pisliktir. Fechteni buhu lalekum tuflihun. Bunlardan sakının belki kurtuluşa erersiniz. Tefsirinde şöyle diyor: Ya eyühellezine amenu ey iman edenler, innemel muskurul lezi yuzhibul akle. Aklı gideren o sarhoş edici şeyler. Vel kumarul mustamilu ala ibadin min el beyin. Yani iki tarafa da bir bedeli içeren, yani bir zararı olan kumar. Vel hicaretul lati yadhbahu indaha el müşrikun ta'zimen leha ev yansibunaha li ibadetiha veya müşriklerin işte tazim için yanında kurban kestikleri o dikili taşlar veya onlara işte tapmak için diktikleri o taşlar vel qidah o oklar <laughs> elleti kanu yatlubuna biha ma kusimalehum min el gayb et kayıptan e, kayıptan kendilerine taksim eden şeyleri istedikleri o o falokları e, ve külü zalik bütün bunlar ismun min tezini şeytan. Şeytanın süslediği günahlardır. Febte'idu anhu bundan uzak durun leallekum tefuzune, ki umulur ki kazanırsınız bir hayatin kerimetin fi dünya. Dünyada değerli kerim bir hayatı ve bin naim e, cenneti fil ahire. Ahirette de naim cennetlerini umulur ki kazanırsınız. Min fevaidil ayet bu ayetlerin faidelerinden el emru bit tevahhi. hedeflemek, niyet etmek demek. Neyi niyetlemek? Rızıktan temiz olanları niyetlemek, hedeflemek ve pis olanları terk etmeyi hedeflemek. Yine bu ayetlerde ademül muahadeti e, alel e, hilfi an gayri azmin lil kalb. Ee, yani kalple kasıtlı olarak yapılmayan e, yeminlerden sorumlu tutulmama var. Vel muâheze sorumluluk ancak alâ mâ kâne an azmil kalbi le yef'alenne ev la yef'alenne. Yani kesinlikle yapacak veya kesinlikle yapmayacak diye e, kalple kasıtlı yapılan yeminler sorumluluk getirir. Yine bu ayet kelimelerde beyanu enne kefaretil yemin yeminin kefareti açıklanmıştır. İt'amu aşareti mesakin yani on fakiri yedirmek, ev e, tuhum giydirmek, ev atku rakabeti mümine veya mümin bir köleyi azat etmek. Fe izâ lem yastati el mukeffir an yeminihi eğer yeminine kefaret için bunlara güç yetiremezse bir kimse el ityâne bi min minel umûri sâbika yani şu geçen e, işlerin birini yapmaya güç yetiremezse fel yukeffir an yeminihi bi siyami thalathati ayyam. O zaman 3 gün oruç tutarak yeminini yemini için kefarette bulunsun. Yine kavluhu teala ayet kerimede innemel hamru ila ahir hiye ahiru ayetin nezlet fil hamr. Yani bu iç, içkinin içki ancak şeytan işi birer pisliktir. Bu e, manadaki ayet İçki konusunda inen son e, ayettir. Vehiye ve bu nasun fi tahrimihi, yani onun haramlığı konusunda kesin hükümdür dedi. Burada e, kaldık. Gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.